yine birlikteyiz. İlginç bir konuyla başlayacağız. Bugünkü konumuz biraz farklı. Bir önceki bölümde ne konuştuk? Retorik dedik, kelimeler, beden dili, bunlardan bahsettik. İnsanları etkileyebileceğimiz çok güçlü bir enstrümanı konuşacağız. Ama bu enstrüman ne kelimeler olacak, ne beden dili olacak. Ne olacak o zaman? Kıyafetler ve kıyafetlerin renkleri. Renkler ve kıyafetlerin kullanımı. Evet. Vitrinimiz yani. Evet. Bunun bir başlığı var mı? Buradaki başlığımız ne olur o zaman? Başarı için, etki ve ikna için giyinmek diyelim. İmaj ne diyor, ne oluyor o zaman? İmaj da aslında onunla. Hani çok daha sık kullanılan terimi imajdan birazcık daha uzak durmak için söyledim ama evet aslında imaj. Senin söylediğin daha havalama. Öyle mi? Ne? Başarı için, ikna ve etkilemek için giyinmek. Hani retorikle de birazcık bağlantısı var çünkü. İyi, nasılsın? Keyifler misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir önceki podcast'i çok beğenmişler. Öyle, çok güzel geri dönüşler var. Devam ediyoruz o zaman. Evet, çok mutlu ediyor bizi. Oradaki bir öncekinde Antalya'ya giderken dinliyormuş hayali kurmuştum da geri dönüşler şöyle olmuş. Yo, ben evde dinliyorum. Spor yaparken dinliyorum. Ben yürürken dinliyorum, evet, iş yaparken dinliyorum. Tamam, nerede dinlerseniz dinleyin ama benim kafamda o Antalya'ya giden arabada açmış podcast'i dinleyen adam resmi hala devam ediyor. Evet, şimdi cinsiyet olarak ayıracağız mı? Nasıl gidelim? Aslına bakarsan ayırmayalım. Öncesinde genel kriterlerden bahsedelim. Sonra hani senin sormak istediğin özel bir şey varsa ona doğru evrilebiliriz. Çok sorun var. Tempolu gidelim o zaman. Bir de podcastlerde belli bir süre diyorlar ya, çok da uzatırsanız insanlar odaklanamıyor diye. Çok sistematik gidelim bakalım. Tamam. Önce şeyden bahsedelim mi? Bunun psikolojiyle alakasından bahsedelim mi? Bahsetmeyelim. Bahsedelim bence. Neden? Hazırlanıp gelmiş. Hazırlanıp gelmedim. Şimdi hani bu şöyle bir durum var. Senin aslında beyni anlatırken çok kullandığın terimler var. Hani ilkel beyin ve sürüngen beyinle alakalı. Dış görünüşümüz ve aslında insanlarda bıraktığımız o ilk intibanın da aslında sürüngen beyinle ve hani o ilkel zamanda yaşadığımız o kabile mantığıyla çok alakası var. Çünkü insanlar ilk tanıştıkları andan itibaren bizlerle ya da ilk topluluk önüne çıktığında bir sunum için hep şu mantıkla gidiyorlar. Biz bir kabileyiz ve bu insan da bizim kabileye ait bir ismi. Dolayısıyla hep bir ortak nokta bulmaya odaklanarak aslında bizi yargılıyorlar diyelim. Aslında kötü bir kelime belki yargılamak ama evet, yani her tanıştığımız insan için bir yargı nesnesiyiz biz. Dolayısıyla bu yargılamayı da insanlar üzerinde bırakacağımız etkiyi de biz tamamıyla kontrol edebiliriz. Yani dış görünüşümüzü tamamıyla başkalarının bize nasıl bakması, başkalarının bize nasıl davranmasını istiyorsak o şekilde kullanıp kontrol edebileceğimiz araçlar olarak aslında elimizin altında tutabiliriz. Burada benzerliği mi arıyorlar yani? Burada biraz benzerliği arıyorlar. Evet. Dolayısıyla liderlik söz konusu olduğunda bir tık fazlalığı arıyor insanlar. Yani bu bizim liderimiz de bizden bir tık daha farklı, bir tık daha iyi giyinmesi gerekiyor mantalitesiyle bakıyorlar. Ama evet, çoğu zaman benzerliği arıyorlar. Tamam, o benzerliği nasıl vereceğim karşı tarafa kıyafetlerimle? Yani şöyle, içinde bulunduğumuz şirketin ya da görüştüğümüz insanların bir satış senaryosunda genel olarak bakmamız gereken şey şu: muhataplarım, çevrelediğim insanlar nasıl giyiniyor? Öncelikle ona bir bakmam gerekiyor ve ona göre bir pozisyon almam gerekiyor. O zaman bir yere görüşmeye gideceksem nasıl giyiniyorum? Bir kafamda karşı taraf, muhataplarım nasıl giyiniyor? Bir kafamda tasarlıyorum, bir bakıyorum şöyle. Evet, yani retorikte nasıl kelimeler aslında kullandığımız güçlü silahlarsa ve mesaj vermeye yarıyorsa, üzerimizdeki kıyafetler de bir mesaj taşıyor. Dolayısıyla hani bir yere giderken, bir sözleşme imzalarken, bir satış yaparken, bir toplantıda sunum yaparken ya da bir date'e giderken vermek istediğim mesaj ne? İlk önce ona bakıyorum, evet. Date ne hocam? Date, şöyle diyelim, birbiriyle gönül bağı olabilecek olan, birbirinden hoşlanabilen iki insanın bir araya gelmesi, zaman geçirmesi, bir buluşma aslında. Çıkma olmuyor o zaman. Aslında eski zamanda çıkma, evet. Yani ama eskiden çıkma şeydi, hani ben seninle çıkıyorum, tamam, hani bir yere gitme değil, bu bir ortamda bir buluşma. Bu sinema olur, bir restoran olur. Peki bu date'de kişiler artık bir ilişkin içerisinde oluyorlar mı? Konu nereye gitti?
sanırım başlangıç aşamasında oluyorlar. Evet, yani bir ilk adım atıyorlar herhalde. Ha, ilk date diyorlar. İlk buluşma yani. İlk buluşma. Ha, güzel. Evet, date'e gidiyoruz, müşteriyle görüşüyoruz, ekip yönetiyoruz, mülakata katılıyoruz, önemli bir sunum yapıyoruz. Veya bizim için normal hayatta olabilir bu. Nasıl giyiniyorum? Olmak istediğin insan gibi giyiniyorsun. Yani kafanda nasıl bir imaj vermek istiyorsan, nasıl bir pozisyona gelmek istiyorsan ya da karşındaki insana, işte o hani date'deki insana ya da işte satış yaptığın insana nasıl görünmek istiyorsan öyle giyiniyorsun öncelikle. Yani seni çevreleyen insanlarla aynı şekilde giyinmek seni bir tık üste göstermez. İşte promosyon zamanı, primlerin verileceği zamanlar ya da bir terfi düşünüldüğü zaman seni o hani kalabalık havuzdan çıkartacak bir şeyler yapman gerekiyor. Dolayısıyla bir tık farklı giyinmen gerekiyor ve özenle giyinmen gerekiyor. Biraz diğerlerinden farklı olmak konulardan birisi bu. İkincisi, olmak istediğin kişi gibi giyin mi diyorsun? Evet, olmak istediğin kişi gibi giyin. Peki ben şöyle, aklıma hemen şu geldi. Mesela diyelim ki biraz naif bir karakterim. Çok güçlü bir karakterde biri görüntüsü vermek istiyorum. Bu mümkün mü? Mümkün. Tamamıyla mümkün. Yani bunu aslında şey için de hani mesela kadınlar için de söyleyebiliriz. Hmm. Kadınlar şu an erkek egemen işlerde yüksek pozisyonları aslında ideallerine koyup onlar için harekete geçiyorlar. Dolayısıyla bu tamamıyla mümkün. Yani burada basit bir iki tane teknik var aslında. Takım elbise. Her iki cinste. Kadın erkek fark etmez. Kadın erkek fark etmez. Neden diye soracak olursan. Şimdi takım elbise giyen bir insanın karşı tarafta uyandırdığı bir takım şeyler var. Bir, takım elbise giyen bir insanın mutlaka güzel bir işi vardır algısı var. E tabi yani jilet gibi giyinmiş yani. Takım elbise giydiğimizde kadın ya da erkek fark etmez. İster istemez bilinçsizce bir özgüven yüksekliği yaşıyoruz ve bu her halükarda hem oturuşumuza, tavırlarımıza ve kelimelerimize yansıyor. Bir de takım elbisenin şöyle güzel bir özelliği var. Takım elbisenin özellikle tek düğmesini iliklediğimizde o oluşturduğu V derinliği, hani yakadan itibaren şu karın ortadaki bölgesine, ortadaki o karın bölgesine inen V, omuzları olduğundan daha geniş gösterdiği için daha maskülen, daha erkeksi, daha güçlü, kudretli ve otoriter bir hava çiziyor. O yüzden de hani her türlü görüşmede, özel toplantıda, işte date'de, satış sözleşmesinde, müzakere masasında kilit aslında kıyafet, takım elbise. Şimdi erkekler için takım elbise tamam. Hani bu zaten erkeklerin eski dönemlerden beri sık kullandıkları bir kıyafet. Kadınlarda takım elbise nasıl oluyor hakikaten? Kadınlarda da takım elbise aslında çok fazla. Pantolon ceket ya da etek ceket şeklinde takımlar da var. Ama kadınlar da son zamanlarda çok sık giyiyorlar. Eğer ki takım elbiseyi çok fazla kaldırabilecek bir şey de değilse, kadınlar için söylüyorum, tek ceket de ya da çok güçlü, daha dik yakalı gömlekler de iş yerinde daha otoriter ve daha hani erkeksi bir hava verebiliyor. Hmm. Birinin takım elbiseyi kaldıramaması ne demek? Nasıl oluyor? Yani ne olursa kaldıramıyoruz. Şimdi şöyle, bazen... Sorularım iyi mi? İyi. Güzel değil mi? Güzel. Çalıştık. Bazen iş ortamı çok uygun olmuyor. Yani daha çok fabrika ortamı ya da çok atıyorum bayiden bayiye gezen ve çok daha böyle dinamik kıyafetler gerektiren işler olabiliyor. O anlamda söyledim. Hani her zaman belki çok fazla aktif bir işte çalıştığımız için o takım elbise, ceket, hani topuklu ayakkabı hani kadınlar için çok ideal olmayabilir, ama en azından hani çok sert hatlı gömlekler, özellikle mavi gömlek ve beyaz gömlek kadınlarda çok daha lider vasfını direkt karşı tarafa veren kıyafetler. Ben kaldıramayabilir dediğinde bu fiziksel özellikten kaynaklanabilir şimdi diye düşündüm. Onun da aslında kilit noktası şu. Son zamanlarda, son 2-3 yıldır kruvaze ceketler biliyorsun. Çok şey, hani siyasette de görüyoruz bunu. CEO'larda da çok görüyoruz. Ben de çok severim. Yani tek de giyiliyor, takım elbise de giyiliyor. Şimdi kruvaze ceketler, kadında da erkekte de çok uzun boy isteyen ve uzun boyluların avantajını aslında ikiye katlayan ceketler. Ama belakin kadınlarda 1.70'in altı, erkeklerin de 1.80'in altındaki vücut tiplerinde kruvaza ceket giyilmez. Hmm. Direkt olarak kişiyi olduğundan daha silik, daha kısa boylu gösterdiği için çok fazla ciddi bir şey mesaj vermez aslında.
O zaman takım elbisede bir kruvaze kısmına ayıracağız. Eğer boy 1.80 erkekler 1.70 kadınlar bunun altıysa kruvazeye çok bulaşmamak iyi. Onun dışında ama takım elbiseyi hem kadın hem erkek giyebilir. Giyebilir. Evet. Eğer şey de söyleyelim. Erkeklerde özellikle bel bölgesinde yağlanma varsa vücut tipi tabii ki elverişli olması gerekiyor kruvaze giymek için. Vücut tipi elverişli olması ne demek? Bel bölgesinde ciddi bir yağlanma varsa, göbek varsa mesela kruvazeden özellikle uzak durmakta fayda var. Bir blok şeklini alıyoruz olduğundan. Yani lider imajı ya da ciddi, ikna edici, etkileyici bir imajdansa komik bir imaja doğru evriliyor. Edison gibi dümdüz olması lazım yani. Çok güzel bir örnek. Aynen. Anladım. Edison ya da Ayhan Işık gibi. Ayhan Işık, evet. Tabii şimdi bizi dinleyen kitlenin yaş grubunu da bilmiyoruz ama bizim yaşlarda olan ve daha bizden büyük olanlar ooo evet anladık şimdi derken küçükler kimlerden bahsediyor diyebilir. Zahmet edip Google'a yazın Edison. Edison yaşıyor hala. Ayhan Işık bunlar Türk filmlerinde klas karakterlerdi yani. Yalnız söylemeyi unuttum. Mesela bizi dinleyen ve iş görüşmesine gidecek olan dinleyicilerimiz varsa iş görüşmesine giderken kruvaze giyilmez. Evet. Ya o çok önemli bir detay. Onun dışında özellikle hani date'e giderken beyler tercih edebilirler kruvazeyi. Kadınların ciddi bir takım elbiseli erkeklere ve özellikle kruvazeyi taşıyan erkeklere karşı bir hassasiyeti ve nasıl diyeyim bir böyle şey var. Dikkat çekicilik mi? Evet. Anladım. Merhaba canım derken elinde prosu kruvaze ceketi. Evet. Evet, başka neler? Takım elbise ama tabii ki burada kravat olmak zorunda değil erkekler için. Aslında kravat olmaması daha iyi bile olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Yok, değil. Şimdi şöyle, normal zamanda eğer çok ciddi bir sunumun yoksa, çok ciddi bir satış görüşmen yoksa ve çok ciddi bir kontrata imza atmıyorsan, evet. Yani son zamanların modası zaten artık hani üstten mutlaka iki düğmeyi açarak güzel bir takım elbise gömleğiyle ve özellikle beyaz ve açık mavi tonlarında çok ideal. Ama siyasetçiyseniz, çok güçlü bir CEO'sanız, bir şirket yöneticisiyseniz ya da şirket yöneticisi olma adayıysanız ya da dediğim gibi çok güçlü bir satışa imza atacaksanız kravat özellikle erkeklerde kilit anlam içeriyor. Hem uzunluğu açısından hem de rengi açısından. Renk ne olmalı burada? Yani iki tane çok ana renk var. Kravatta lider vasfı taşıyan insanlarda özellikle desenli ya da dokulu olan kravatlardan uzak duruyoruz. İpek, kırmızı ve mavi tonları. Kırmızı iş bitiriciliği, tutkuyu sembolize ediyor. Mavi birazcık daha orta yol bulucu, barışçıl, dinamik ve kreatif düşünceye sahip olan bir insan olduğumuzu söylüyor. Dolayısıyla iki renkten de gidebiliyoruz. Hanımlarda fular mı karşılık gelir kravata? Çok değil aslında. Fular genelde yaş ortalamasını birazcık yükselten, hani olduğundan bir tık daha yaşlı gösteren bir detay. Mümkünse değil ama çok güzel inci bir kolye mesela çok hoş olabilir kadınlarda. Evet, takım elbise dedik, kravat dedik, fular dedik, kruvaze ceket dedik. Başka neler var? Normal bir işte çalışıyorum. Örnek vereyim, IT'de çalışıyorum. Daha rahat giyinen bir insanım. Nasıl giyinmeliyim? Şimdi kadın ya da erkek fark etmez. Mutlaka bir ceket güzel bir detay. Yani bir gardıropta olması gereken, hani iş ortamında sizi bir tık daha yukarıya taşıyabilecek olan bir detay. Hangi renk? Lacivert. Lacivert ceket olacak. Lacivert ceket olacak. Bu arada takım elbisedeki rengi de söyleyelim. Kadın ya da erkekte koyu lacivert ve koyu gri. Siyah takım elbiseyi önermiyoruz. Takım elbise de siyah veya siyah kravat direkt cenaze ve çok çok resmi şeylerle örtüştüğü için o bir tık daha bizi geri plana atıyor ve çok köşeli, çok diktatörvari bir imaj veriyor. O yüzden biz mesela siyasilerle çalışırken de bu detaydan uzak durmalarını söylüyoruz. Koyu lacivert ve koyu gri takımlar. Blazer ceketlerde de, tekli ceketlerde de mutlaka lacivert. Peki havalar ısındığında bahar böyle yaza doğru yine bu koyu renk ceketler mi olacak? Mesela açık renkler böyle açık mavi
veya ekru, benim böyle sevdiğim keten ceketler, bunların şimdi, kullanımı nasıl olacak? Güzel. Renklere geçiyoruz o zaman. Biraz. Geçelim. Burada evet. Zaman şey. Şimdi aslında çok basit detaylar var. Hani renkler üzerine çalışan bir sürü insan var. Bu aslında bir bilim olarak kabul ediliyor. İnsanların renkleri, ten rengi, saç rengi, göz rengi, buna uygun kıyafetler giyme. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Çok hani düz mantık gidelim. Esmersen koyu renklerden, özellikle siyah ve kahverengiden uzak duruyorsun. Bu seni daha silik gösteriyor. Eğer ki kilo fazlan varsa açık renklerden uzak duruyorsun. Dolayısıyla eğer esmersen daha ekru ve krem tonlarına gitmekte fayda var. Bu şeylerde hemen giriyorum. İş ortamında renklere hazır girmişken kesinlikle kahverengiden uzak duruyoruz. Hmm. Kahverengi takım elbise, kahverengi gömlek, kahverengi herhangi bir detay iş ortamında sizi olduğunuz karakterden çok daha silik gösterir. Hmm. Toprağın rengi olduğu için mi? Toprağın rengi olduğu için evet öyle olduğu söyleniyor. Birazcık daha hani sonbahar, daha hüznün rengi. Dolayısıyla daha insanın modunu ve aslında ten rengini aşağılayan, baskılayan bir renk. Özetle benim ten rengimin açığına doğru gitmem gerekiyor normalde. Evet. Yani evet. Esmer biriysem açık renkler, açık tenli biriysem daha koyuya doğru yaslanmam lazım. Kilo da göz önünde bulundurarak. Kilo fazlası olan yoktur artık bizi dinleyen kitle, çünkü videolarımızla bu sorunu çözmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Bir şey soracağım, çok alakasız. İlla zayıf mı olmamız lazım? Bu kapitalist dünyanın bize dayattığı bir şey mi? Yani şöyle, zayıf olmak demek hani moda terimle skinny olmak, 34 beden olmak hem kadında hem erkekte demek değil. Zayıf olmak sağlıklı vücut ölçülerine sahip olmak demek. O yüzden de önemli, evet, ama bunun bir kapitalist düzen dayatması olduğunu düşünmüyorum. Ben bir sağlık gereği aslında, ama böyle hani dal gibi ve hani kemikleri sayılırcasına ya da bir elbise askısı gibi olmak gerekmiyor. Böyle sorunları olan varsa da şu şekilde ele alabilir belki. Eğer hani 1.80'in üzerindeyseniz ve herhangi bir kilo yağ fazlanız yoksa, tek renkten ziyade hani bel bölgesini de ortaya çıkaracak tonlamalarla, işte üst taraf daha açıksa alt taraf daha koyu, ya da işte alt koyu lacivertse üst daha açık mavi mesela yapılabilir. Ama özellikle bunu kadınlar çok iyi yapar. Tek parça bir elbise giyip tek renk giyinmek her zaman olduğundan bir tık daha zayıf gösterir. Erkekler de bunu yapabilir. Buna monokrom giyinmek, yani tek renkte giyinmek deniyor. Evet, yabancı kelimelerle bizi de eziyor Burcu, ama biz de konuya hakim sayılırız. İki tane sorum var, oradan da bağlayalım. Bir numaralı sorum, çok param yok, nasıl yapacağım? Yani bütçe buraya ne ayırmam lazım? Özellikle iş hayatında vitrinimin, kıyafetlerimin etkili olması, beni güçlü göstermesi, konuya hakim göstermesi için ne kadarlık bir bütçe ayırmalıyım? Birinci sorum bu olacak. Yani bunu uzun vadeli bir yatırım olarak görmek gerekiyor özellikle. Yani yapılan bilimsel çalışmalar da bunu kanıtlıyor. Yıllık kazancınızın bir ayını buna ayırmanız gerekiyor. Yani bir aylığınızı, yılda bir aylığınızı, bir ayın aylığını diyelim, bu işe ayırmanız gerekiyor. Daha fazla olursa daha iyi, ama hani minimum tutarı bu. Şunun samimiyetle garantisini verebilir misin? Bu kadarlık bir bütçe ayırdığımda bunun bana dönüşü çok daha fazla olur. Büyük bir şeyle, özgüven ve emin olarak söyleyebilirim ki kat be kat fazlası olur. Evet. Yani 12 tane maaşımı, bir maaşımı dış görüntüme harcarsam, buna ayırırsam bu bütçeyi, sonrasında çok daha fazlasıyla bana bunun geri dönüşü olacaktır. Evet, yani insanların hafızasında kalmak, hani personal branding, kişisel marka diyoruz bunu. Hani insanlarda Oğuz dendiğinde sen yokken bile, daha hani gözlerini kapattıklarında senin aklına gelebilecek o kilit noktaları vermek, renkleri düzenli olarak kullanmak, sürekli aynı parçaları kullanmak, güzel giyinmek insanlarda tanınırlığını, bilinirliğini arttırır. Oğuz deyince senin gözünde nasıl bir resim canlanıyor? Ya son zamanlarda yaptığımız çalışmalara bakarsak eğer, casual spor takımlar, renklere daha dikkat ediyoruz. Daha vücuduna oturan, oversize'ı da çok deniyoruz sende. O da çok yakıştığını düşünüyorum.
Ya biz seninle mesela şeyi takip etmiyoruz. Çok trendleri takip etmiyoruz. Hani bu sene bu moda değil ama hani Oğuz'un vücuduna ne yakışır? Oğuz'un verdiği imaj nedir? Oğuz çünkü çok prestijli firmalarla kurum eğitimleri yapıyor. Çok göz önünde. Dolayısıyla vermek istediği mesaj hem güzel giyinen hem vücudunu tanıyan hem renklerini bilen bir insan mesajı. Çıktıların mı o zaman buradaki dinleyiciler için de aynı şey geçerli. Ne iş yapıyorum, ne mesaj vermek istiyorum, kimlerle muhatap oluyorum. Bunlara bakarak çizgimi belirleyeceğim bu podcast'teki bilgilerle. Evet. Doğru muyum? Evet. Son soru bağlıyoruz. Aksesuar var mı? Kıyafetlerden başka yani bir kadın bir erkek için veya hani 2-2 de olabilir. Hızlıca alalım son 2 dakika. Erkekte saat, kadında ayakkabı. Erkekte saat ama iWatch değil, hesap makineli saat değil. Çok fazla marka ve çok fazla özellikle altın renklerinde kadranı olan saatler değil. Mümkün olduğunca sessiz, sakin bir şeyde, kayış renginde, mümkünse siyah kayış eğer takım elbise giyiyorsak, yok metal kullanıyorsak, kullandığımız kemerin tokasının rengine uyan bir kadranı olan güzel bir saat. Saati şimdi şöyle de düşünebiliriz, bir yatırım aracı olarak da düşünebildiğimiz için güzel bir saate her zaman sahip olmak çok avantajlı. Sizi daha nasıl denir, elegan gösterir, daha seçkin gösterir. Bunun için de bütçe ayıracağız. Bütçe ayıracağız. Kadınlar için de çok güzel bir ayakkabı. Her kıyafetle kombinlenebileceğimiz. İlla topuklu olmasına gerek yok. Ama ciddi bir bütçeye ayırdığımız ve her şekilde bize yatırımının geri döndüğünü bildiğimiz bir ayakkabı çok kurtarıcı olur. Hepsine uyabilecek, tam olmasa bile hepsine uyabilecek bir renk var mı kadınlarda? Yani hani genel geçer siyah ayakkabı, siyah yani topuklu ya da orta topuklu bir ayakkabı ya da çok güzel bir erkek vari Oxford diyoruz. O hani babette Oxford değil. Nasıl? Oxford nasıl? Birazcık daha böyle burnu uzun giden, kösele ve iki tane bağcıkla bağlanabilen ayakkabılara deniyor. O takım elbiselerin altına da çok güzel oluyor. Normal hani günlük kıyafetlerde de çok rahat giyilebilir. İş ortamında kadifeden uzak duralım. Renklerimizi söyledik zaten. Mavi, gri, lacivert, beyaz gömlek erkekte kadında. Onun dışında kotla özellikle gömlek tercihine dikkat etmek gerekiyor. Takım elbise gömleği kot pantolonuna giyilmez. Giydiğimiz bütün gömlekler pantolonun içine konmalıdır ve bir kemerle taşınmalıdır. Ama polo tişörtlerde işte hani pantolonun içine koyayım gibi bir şey çok hoş karşılanmaz. Onun dışında ne söylenebilir? Son askıl atlet dönemi bitti beyler. Askıl atletli giymiyoruz deyip bağlayalım. 22 dakika olmuş. Şöyle söyleyeyim. Çok gelip geçici bir, çok geçerli bir kuralımız var aslında. Üzerimizde iki renkten fazla olmayacak. Tek desen olacak ve tek kat olacak. Yani dolayısıyla işte atıyorum gömleğin içerisine tişört, gömleğin içerisine atlet, bir şeylerin içerisine bir şeyler giymek bizim o etkili, ikna edici ve karizmatik görünüşümüzü anında baltalar. Evet, iki renkten fazla olmayacak. Tek desen olacak ve tek kat olacak. Evet sevgili dostlarımız, çok çok teşekkür ederiz. Bu çok fazla bilgi verdim. Bu normalde eğitim olması lazım. Bitirmeye çalıştım ama yine de araya girip bilgileri verdi. Aslında işin özeti ne olmak istiyorsan önce öyle görün. Zengin mi olmak istiyorsun? Önce görün. Lider mi olmak istiyorsun? Öyle görün. Entelektüel mi olmak istiyorsun? Önce görün. Etkileyici. Sen etkileyici mi olmak istiyorsun? Önce görün. Dolayısıyla aslında önce görüntü sonra içerik geliyor. Öyle bakabiliriz. Evet bu videoda sizlerle... Bu podcast'te. Alışacağım ben buna. Çok YouTube kafasıyla gidiyorum. Podcast daha kolay ve rahat. Öyle mi? Tabii. Sohbet ya. Olduğu için. Ya hem sohbet hem de işte yok duruşun bilmem neyin. Şimdi bir de biz beden dili falan eğitimleri de veriyoruz ya. İşte hocam sen orada bak bize dedin böyle yap. Burada öyle bir durum evet, yok. Evet sen çok göz kırpıyorsun bu arada. Hep öyle bir şey geliyor ama istersen söyle buradan da yazdı arkadaşlar postların altına ama. Ya şimdi gözlüğü çıkarttıktan sonra ışık durduğu zaman göz kuruluğu var. Henüz geçmedi o bir süre devam edecek dedi. Evet, teşekkür ederiz. Bir başka podcast'te, bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz burada tekrardan bilgiler için. Sevgiler.